varacak. Bir gül balan olacak. Hoppala yavrum, hoppala kucak. Oğlum adam olacak. Babam ne babam ne yaparacak. Bir gün olan olacak. Hoppala yavrum, hoppala kucak. Oğlum adam olacak. Şunu da ben konuşayım bari. Kaç saattir çıkaramadın? Ay. Hep meşgul baba. Görüyorsun, arıyorum. Kış ortasında yakıtsız kaldık. Orhan ne yapacaksan yap, donuyorum. Bugün bağlayacağız, yarın bağlayacağız. Öldürecek bu herifler bizi be. Sen de o yönetici olacak Mıymıntı Şakir'e uydun. Eylül ayında aşka geldiniz be. Yazın yaptırtsaydınız şunu böyle donmazdık. Hemen bağlarız dediler baba. İdareden gelip kontrol de ettiler. Bizim tesisat tamam. Bir aydır bekletiyorlar. Ulan gaz olmayınca tesisat ne işe yararmış be? Sanki borulara gaz üfleyeceğiz. Dayandın elektriğe bak, görürsün ne para gelecek. Orhan, gazeteden torpil yaptırsan olmuyor mu? Her şeyi doğal gaza bağladık, oturup bekliyoruz. İyi ki piknik tüplerini vermemişim de yemek yapabiliyorum. Kaç zamandır yıkanamıyorum kızım, sırtım kaşınıyor. Hamama gideceğim, sıcak dokunuyor. Bu herifler uyuz edecek bizi. Çıktı mı oğlum, çıktı mı ha? Babacığım, çalıyor, çalıyor, açmıyorlar ki. Ver şu cep telefonundan da ben arayayım. Devrim Bey aldı. İçeride konuşacakmış. Nereden verdiler şu cep telefonu da bana be? Gazeteye esir olduk. Nerede olsam gelip buluyorlar. Orhan, oğluna bir şeyler söyle. Üzerine bir gömlek geçirmiş, odasında ders çalışıyor. Hasta olacak. Beni dinlemedi. Yahu çocuk daha genç. Kanı kaynıyor. Ne yapsın? Soğuk genci ihtiyarı dinlemez. Başıma iş çıkaracak. İnsan hasta olsa şu evde yatamaz. Of, ayıptır söylemesi. Benim de bağırsaklarım çok fena. Alo. Alo. Çıktı mı? Alo, bir dakika. Orası gazhane mi efendim? Ha, iyi günler beyefendi. Efendim şimdi ben şey... Hala tetkik mi ediyorsunuz? Ha. Ama dün de bu numarayı verdiler. Alo. Alo, alo. Donuyoruz beyefendi. Vermeyecektiniz de niye paralarımızı bağladınız? Kapattı. Tabii kapatır lan, konuşmasını bilmiyorsun ki her seferinde böyle aman efendim, zaman efendim. Burada beş beş peşin para saydık biz. Açıp telefonu, nerede olan benim gazım diyeceksin. Bu herifler bu dilden anlar. Gene dünkü numarayı verdiler Nermin. Kapasitemiz yok diyorlar, onun için bağlayamıyorlarmış.
Ne kapasitesi? Babacığım, semte verilen gaz miktarı. Abone çok olunca yetmiyormuş. Madem böyle bir problem vardı da insanları niye boşuna heveslendirdiler? Bu şehirde şebeke var mı? Var. Kapımın önünden geçiyor mu? Geçiyor. Öyleyse ben istediğim zaman alabilmeliyim. Ya kapasite filan bahane. İşin doğrusu bizim milletçe böyle yenilikleri karşılamaya kapasitemiz henüz müsait değil. Adamın verdiği şu numarayı arasana oğlum, dalga geçmesene. Ulan başımıza bu işleri zaten o Şakir sümsüğüyle sen açtın. Ulan gaz bizim neyimize be? Yakarsın kömürünü şöyle böyle kepaze olmazsın. El alemin herifleri ta kendi memleketlerinden buraya boruyla gaz gönderecekler. Sen de bekle dur. Ya herifler göndermiyorum ulan derler, seni alt edeceksin. Evladım bize yenilik yaramaz. Yaramaz bize yenilik. Her yeniliği elimize ayağımıza dolaştırırız vallahi. Al cep telefonunu baba, benim odada kalmış. Devrim bu halin ne? Ne var halimde? İçim yandı, kola almaya gidiyorum. Gaz işi ne oldu? Efendi baba, düğmesini çevirince bütün dünyadan sesler geliyor, şarkılar çalıyor. O kadar kolay değil Cabba. Dalgası var, ince ayarı var. Senin gibi sosyetik toplantılara katılmadığımız için biz o kadar biliyoruz Nurselicim. Gelince biz de öğreneceğiz. Olmaz kızım. Öyle önüne gelen elini sürerse iki günde çöpe gider. Gelsin görelim bakalım. Fikret Oralı'yı evlenme yıldönümümüz için bana alıyor baba. Şuraya koyuyorsun, herkes eğlensin diye koyuyorum. Ellesin diye değil. Ben ellerim değil mi anne? Radyoyu sana alıyor baba. Ben de ellerim değil mi anne? Parasını babam veriyor. Ben hem ellerim hem karıştırırım radyo annemin. Olmaz dedi ki evladım, önce gelsin görelim bakalım neyin nesiymiş değil mi? Baba bir açıyorsun radyoyu, hemen böyle Amerika'dan ses geliyor vallahi ya. Tövbe tövbe, şeytan işi o. Benim aklım vermez öyle şeylere. Baba biz de radyo alalım. Alınıyor ya kızım. Karşıya koyup dinleyeceğiz. Bir eve bir tane yeter. Amcan alıyor ya Özden. Hepiniz dinleyeceğiniz. Orhan! Radyo nasıl çalıyor oğlum? Gördün değil mi? Kahvede bir tane var. Sesini duydum. Adamlar kadınlar şarkı söylüyorlardı. Ne bileyim o? İçine girip söylüyorlardı. Ya Huriye, şu gavur neler icat ediyor. Yaşadıkça daha neler göreceğiz bakalım. Çeviriyorsun düğmeyi, Amerika'dan ses geliyormuş. Allah Allah! Bunları rahmetli pedere söyleseydin vaktiyle beni hocalara okuturdu. Şeytan işi o. Kulak vermez. Allah onları şerlerinden saklasın. Baba şimdi bizim dairede bir arkadaş da var. Ha. Bunun evinde gördü. Davet etti de gitmek bir türlü kısmet olmadı. Şimdi biliyorsun radyoyu, İstanbul Radyosu'ndan fasıllar, Amerika'nın sesi. Biz sonra Arap radyoları, yani insan dilini anlamasa da dinliyor. Aşk olsun Hilmi. Beni hiç öyle yerlere götürmezsin, böyle cahil bırakırsın. Kahvede radyo var ama cızırtıdan bir şey dinlenmiyor. Sadece radyo gazetesinde açıyorlar. Oh, oh, siz kahvelere gidip radyolar dinleyin, biz evde oturup her şeye cahil kalalım. Kadının kaderi bu zaten. Bizim bütün arkadaşlar da radyo varası. Fikret'in arkadaşları maşallah varlıklı. Siz ne zaman alacağınız diye sorup duruyorlardı. Eşinci nasipmiş gari. Anne, biz ne zaman radyo alacağız? Amcan alıyor ya kızım. Aa, hepiniz dinleyeceğiniz. Biraz pahalı bir şey o. Ya bu Fikret de nerede kaldı ya? Gitti mi çıkmaza gider bu oğlan da Allah Allah. Gelir, gelir. Oha! Ah! Amcam geliyor! Aa! Amcam geliyor! Fikret! Biz önden koşalım, radyoyu babam aldı. Tabii, radyo bizim, biz önden gidelim. Ben koşmam! Ben burada beklerim, nasıl olsa gelecek. Mustafa koş! Dur, radyoyu kırdıracaksınız adama. İşte geldik. Seni de yorduk buraya kadar Kenancığım. Ailemizin birkaç poz fotoğrafını çekersin, sonra partiye dönersin. Ne olacak Fikret Bey? İbrahim Bey git dedikten sonra. Sağ ol, sağ ol. Radyo geldi, radyo açılın! Hey! Radyo geldi! Geldi Sevda'ya! Bağlandı! Abi al düşün sükçe! İçin için! Ben bakacağım! Ben bakacağım! Geç gel. Yavaş abi. Deli gönül bir sevdaya bağlandım. Düşündükçe için için ağladım. Dikkat et, havaya dikkat et. Cem bana arkana bak. Ama yavaş baba, sen çekil. Çekil. Bir dakika, bir dakika. Hilmi,
Aman oğlum bırakma sakın. Enişte yavaş. Yavaş. Mustafa gel. Tam şöyle ortala en. Her tarafa otursun. Boş şöyle otur. Biraz çevir Hilmi, çevir biraz. Ah tamam. Ay çok da güzelmiş. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Rama bana alındı. Elim bile süremedim. Aman geç bak. Neyini göreceksin? Radyo işte. Gel Cabbar, biz sonra baksak da olur. Sonra bak Asiye. Nasıl olsa hep burada. Bana bak Fikret, sen bunu durmasını biliyor musun ha? Biliyorum tabii abi, öğrettiler. Ya Orhan ellemesene, çekil orada. Ya baba kenarını tutuyor ya. Can! Orhan çekil dedim, incileri dökülür. Çekil oradan, görmemiş gibi. Tabii görmedim be, bakacağım. Çekilsene, ben de bakacağım. Ama diğer yerde gördük Songül, bırak onlar baksın. Niye baksın? Onu babam aldı. Çekil oradan, bir de ben baktım şuna. Oluyor mu? Gözü kör olası, gel onu neler yapıyor. Babaanne gel, çekil onu. Çekil bakayım, çekil. Ben bakacağım. Aa, ayol bu kıçı kırık bir kutu. Tamam, hadi hadi açılın bakayım. Açılın şunu, hadi tamam yeter artık. Hadi Fikret çalıştır şunu ya. Milleti merakla çatlatma Allah'a sen. Tamam baba çalıştıracağım, bir dakika. O ceryan fişi olacak, onu ceryana. İyi ki söyledin Cabbar. Bu anten mi, bu anten mi? Bir dakika abi, müsaade edin ya, Allah Allah. Tak. Tamam, oldu. Hadi baba. Gel açılışı sen yap da hayırlı uğurlu hadi olsun. Hadi babacığım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım özel herhalde. Amin. Hadi bakalım. Ailemize hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hani? Affedersiniz. Biraz beklemek lazım. Önce lambalar ısınacak. Ay! Ay! Ne ulan bu? Cin çığlığı gibi kulaklarım delindi. Ulan ben de korktum ha. Sesi açıkmış abi, ne bileyim. He? Affedersiniz Fikret Bey. Anteni toprağa taktınız mı? Onlar olmadan olmaz. Toprağa takmayı unutmuşum, bir dakika. Doğru olmalı. Sen onu toprağa tak. Oraya tak bak, oraya. Oraya mı takıyorsun? Buraya mı takacaksın? Ha oraya oraya. Değil dikkat mi? Et. İyi ki söyledin abi. Ceryan çarpmasın aman evladım. Dur baba tamam, çarpmaz ya. Tamam. Evet. Efendim. Dalga düğmesini orta dalgaya getirin. İstasyonu çevirin. Hadi bakalım. Dur lan ne güzel çalıyordun, niye bozdun be? İstanbul Radyosu'nu arıyorum abi. Tamam buldum. Tövbe, daha başıma neler gelecek. Bu şeytanı eve getirdiler. Tüh yarabbim, ah ne güzel. Ya Huriye, cahil yakıldılar, etme burada. Ayıp saçmalama Allah sen. İşte radyo. Açıldı. Açarız abi, müsaade et yani. Fasıl da pek güzel maşallah. Dinledikçe Fikret'e dua edelim. Biraz cızırtılı ama olsun. Evet, cızırtısı olmasa belki dinlenecek ama. Anne, biz dans müziği çalar radyo alalım. Anne, bizim radyo dans müziklerini de çalar değil mi? Aygül, bizim radyo tangoları da çalar değil mi? Bizim radyo hem dans müziklerini hem tangoları çalar. Merak etmeyin. Mustafa. Onun içine adamlar nasıl girmiş lan? Ne bileyim ki? Adamlar herhalde küçülmüş oğlum. Hadi gel içine gidip bakalım da gidelim. Hadi. Çekil. Niye kapattın baba? Niye baba, ne güzel çalıyordu. Tamam, susun. Fazla lakırdı istemez. Tamam, şimdi beni dinleyin hepiniz. İkide bir bu radyoyu ellemek yok, tamam mı? Eğer bir daha görürsem ellerini, bu radyoyu gider odama kilitlerim, kimse göremez. Size de söylüyorum, öyle benden habersiz açmak yok. Evde ben varsam, ben açar, ben kaparım. Eğer ben yoksam, Huriye. Aman, şeytan işi o. Beni karıştırma öyle şeylere Burhanettin Bey. Tamam, o zaman ben yoksam Hilmi'ye soracaksınız. Başka elleyen olmayacak, tamam mı? İyi vallahi baba. Mal bana alındı, ben elleyemeyeceğim. Olur mu Fikret, ne anladım ben bu hediyeden, ha? Ya evladım, mal yine senin. Ben ikide bir ellenirse bozulur diye söylüyorum, senin iyiliğin için. Tabii. Kenancığım seni de çok beklettik. Baba, arkadaş partiden geldi. Şöyle ailece bir hatıra fotoğrafımızı çekecek radyoyla. Tamam, hadi. Ben öyle, Mustafa gel. Hadi bakalım, geç şöyle babamın yanına, geç. Gel şöyle, gel bakayım sen.
Toplan, tamam güzel. Dur. Şunu da şöyle açalım. E baba, bu fotoğraf sesli çıkmıyor. Olsun, daha canlı olur. Evet, hazırız Kenancığım. Bu yaptığın nedir böyle? Alçık abartma hocam, süsleme yapıyorum. Aman iyi süsle, odanı asarsın. Size bunları yaptırıp sanat ufkunuzu genişletecekler göya. Afrika kabileleri yapmıyor artık sizin bu yaptığınızı. Siz cilt kapağı yapıyorsunuz galiba. Evet hocam, beğendiniz mi? Bütün ders kitaplarımıza böyle kapak yapıyoruz. Bu ne biçim cilt kapağı oğlum? Kitabı berbat etmişsiniz. Benim kolejdeki oğlumun da bütün kitapları ciltli. Hepsini para verip yaptırdım. Böyle pislikle uğraşılır mı? Kim yaptırdı bunları size? Geçen seneki hocamız öğretti efendim bunları. Ne yapsın, o da haklı. Tedrisatta bunlar emrediliyor. Alem atom çağına girdi, biz hala taş devrindeyiz. Sür o üstüme de ellerini koparıvereyim. Bu ne bu? Resim hocam. Aferin evladım, ileride iyi bir badanacı olacağından eminim. Oğlum da sizin yaşınızdan, resimlerini getireyim de resim kültürünüz artsın biraz. Çocuk her sene okulda sergi açıyor maşallah. Bu tahta şey ne böyle, kaydırak mı? Dur! Tornet hocam. İçinde çelik rulmanları da var hocam. Ne yapacaksınız bununla? Binip gezeceğiz hocam. Dünya bisiklete binip geçsin, siz böyle ilkel şeylerle uğraşın. Oğlumun da bisikleti var, 26'ya 1,5. Binip dolaşıyor. Bu yaptığınız şey yürümez. Yürür hocam. Oğlum ısrar etme, yürümez. Bununla benden not alamazsınız. Peki yürürse 10 verir misiniz hocam? Hem 10 veririm, hem de kantinden ikinize birden gazoz ısmarlarım. Hadi bakalım. Kolay gelsin hocam. Evlatlarımız hangi el maharetlerini kazanmışlar, bir göreyim dedim. Buyurun müdür bey. Böyle el işleri, böyle tedrisatla biz daha çok bekleriz efendim. Neden hocam? Bakın, evlatlarımız gayet güzel şeyler yapıyorlar. Bu cumhuriyet bir çekiç, bir tornavidayla kuruldu hocam. Küçümsemeyin. Affedersiniz ama müdür bey, 30 küsur sene geçti. Biz hala kurulduğu gündeki gibi tornavida çekiçteyiz. Bakın müdür bey, bakın. Bu çocuk bu alçıyı oymakla hangi el maharetini kazanacak? Hangi teknolojiye hizmet edecek sizce ha? Bu çocuk bugün bu alçıyı oyacak, yarının heykeltıraşı, mimarı olacak hocam. Yolumuz uzun, vazifemiz mukaddestir. Batı'da artık böyle el işi dersi yok müdür bey. El işinden beklenen insan maharetini teknolojiyle çözmüşler. Adamlar makineye basıyorlar, cilt oluyor. Kalıbı bir döküyorlar, alın size karton piyer. Batı'da tedrisat laboratuvar ağırlıklı, evet. Siz ne yapıyorsunuz evladım bakayım burada böyle? Oo, rulman tekerleklerle. Bakın hocam, tekerlek medeniyetin başlangıcıdır. Şimdi buna da mı boşuna mesai diyeceksiniz? Bakın, çocuklar makineyle uğraşıyor. Tornet yapıyorlarmış efendim, kayacaklarmış da. Tornet? Tamam, tamam. Bugün tornet yapacak, yarın otomobil yapacak. Bu da bir zeka ürünü. Bunlar geleceğin otomobil mühendisleri hoca hanım, iyi bakın. Allah kahretsin! Kim yaptı bunu? Gitti canım elbisem, gitti. Beyoğlu'ndan almıştım. Olur böyle şeyler atölyelerde hoca hanım. Emeğin tozu dumanı insanı kirletmez, kutsaldır. Emeğin tozunu, toprağını yutacak bir insan. Emeğin değerini bilsin. Tamam oğlum, bitti mi o? Getirin bakayım şöyle. Hocam bitti ama yani... Yoo, utanmayın. Türk çocuğu el emeğiyle yaptığı şeyden utanmaz. Övünür. Ama hocam bu çok aması, önemli bir... Aması maması yok, getir bakayım şunu, getir 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 şöyle. İşte bakın. Buyurun. Ne kadar güzel bir nakil aracı olmuş. Unutmayın hoca hanım, tekrar ediyorum. Bu çocuklar geleceğin otomobil mühendisleri olacak. Nasıl biliniyor bakayım burası? Hocam şu şeydir. Aman müdür bey güvenmeyin, kırılır düşersiniz. Ben evlatlarımın el emeğiyle yaptıkları şeylere inanırım hoca hanım. Hocam bu... Sizin
bu konudaki düşünceleriniz için de daha sonra görüşeceğiz sizinle. Bu... tamam evladım, biraz böyle mi biniliyordun buna, evet, bakayım? De hocam. Güzel. Çok güzeldir bakayım. Müdür Bey. Hocam bir halet olmuş oğlum. Müdür Bey. Hocam güzel. Hocam. Güzel yapmışsınız çocuklar. Yapma, bravo hocam, size. Hocam, 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 hocam. 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 Şey hocam, henüz frenini takmamıştık da. Siz ileride yapacağınız otomobilin de frenini unutursunuz muhakkak. Aferin keratolar. Bu kez işe yaradınız. İkinize de 10 verdim. Hadi gidin kantinden birer de gazoz için. Buyurun Hilmi Efendi. Kardeşinizin gazoz törenine katılmıyorsunuz. Pazar ola Süren Efendi. Bizim öyle şeylerle pek ilgimiz yok. Hanımla alışverişe çıkmıştık, oradan dönüyoruz işte. Buyurun biraz oturun. Geç bakalım, söyle. Mahalleden taşındılar ama yine de bütün törenleri burada yapıyorlar, kutlamaları. Şu Nursel'in haline bak Allah aşkına. Sanki gazoz kraliçesi gibi kurumlanıyor. Bizim Fikret'le İbrahim Bey bu işe para yatırdılar. Hayırlı olsun inşallah. Hilmi Bey mi? Bu kayfereki gazoz işi de nereden çıktı? Bizim beyaz gazozların suyu çıktı. Bu Amerikan gazozudur, realist o. Senin beyaz gazozuna benzemez. Bunun iptidai maddesi dünyada bir tek ağaçta mevcuttur. Ondan kıymaklıdır. Ben Kore'de çok içtim Hilmi Bey. Tencid yok gibi bir şey. Ay vallahi ağzıma sürmem ben. Amerikalılar çok içerlerdi. Bize de verdiler. Kore'de çok içtim, çok. Bir yudum alıyorsun Hilmi Bey. Affedersin. Bütün gazını boşaltıyor. Bu sandaki hastanede ameliyat olduktan sonra çok gaz boşalttım onunla. Yok artık. Bu senin açtın yoksa gaz oldu. Hadi de kola dediklerine göre adamın izini kolalar. Yani bir nevi müsildi. Koreli gazeteleri bitirdiğini satmıyorsun. Haydi yazıyor yazıyor. Kola içip tentür diyoruz içtim diye kaynanasını kandıran gelini yazıyor. Ulan Koreli be. Tentür diyor dedin dedin. İçirtmeyeceksin şu meretten. Cemile. Şu insanlara bak nasıl sıraya girmişler. Yani bedava şey de hastalar üstüne atlayacaklar. Aa, baksana bizimkiler de orada ayı. İbrahim olmuyorlar. Kola var kola. İbrahim kola. Buyruğun en sonuna kaldık Cafer. Bize gönül yıkılatlar bu. Bitmez Asiye. Baksana İbrahim Bey ile Fikret yığmışlar kolaları. Ne olurdu bir kasada bizim ele bıraktırsaydı. Kuyruklar da süründürüyor böyle. Nursel'i verdirmemiştir muhakkak. Yapmaz canım. Doğru buraya getirmişler. Bak içen var mı? Önce tören yapacaklar, sonra dağıtacaklar. Bana bir şişe kola içirmezsen hukuma helal etmem Cafer bilesin. İbrahim kola, kola. İbrahim kola. İbrahim amcanın adını kolaya mı vermişler oğlum? Ya ne oğlum sen bakma Yaşar'a o söyler ya. Koskoca Amerika bu ulan kolasına İbrahim adını verir mi? Adamların milli gazozu bu oğlum. Uluslararası konu yaparlar sonra. Ya böyle burada sıraya girdik biraz ayıp oluyor ama merak ettim onun için içeceğim. Yok ya bu kadar insan ayıp olmuyor da bize mi ayıp oluyor? Şu bizim aygüllere bak lan neredeyse müzikle oynayacaklar ha. Orhan Mustafa gelsenize sırada beklemeyin babam size kola verir. Yok canım biz iç ara gidelim mi ha? Ya bırak lan çekemem şimdi onların havasını. Beklerim burada içerim kolamı ya. Evladım herkese birer şişe mi veriyorlar? Evde torunlar bekliyor onları da götüreceğim. Ya sürahiyle olmaz teyze. Boza mı alıyorsun Allah aşkına? Açınca gazı kaçar bu. Açar açmaz hemen içeceksin. Aa, gazlama yapıyorlar bu Meriç. Teyze öyle gaz değil, bu başka artık. Olsun, ben öyle gazlı şeyi ağzıma sürmem. Ay ağızlarına çizgiyim. Cemile yengenizi gördünüz mü? Nasıl da uzaktan uzaktan bakıyor. Orhanlar da sıraya girmiş anne. Halamlar da sırada anne. Hepsi sıraya girip beklesin, biz eve bile götürmeyeceğiz. Nursel'i. Abimlere bunlardan birkaç kasa yollayalım eve. Onur'una yedirip gelip burada içmez. Aman Fikret ne var bunda Onur yapacak? Onlar da bir tuhaf vallahi.
Evet, teybi susturuyorum. İbrahim Bey konuşacak arkadaşlar, alkışlayalım. Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Bahri Halkı. Şu elimde gördüğünüz fenin ve tıbbın en son harikası kova gazozunu siz sayın vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için ta Afrika'dan, Amerika'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan... Yalnız Amerika'dan abi, yalnız Amerika'dan. Ta Amerika'dan... İhtira beratı alarak... İhtira beratı alarak... Fenin ve tıbbın bu en son harikasını hizmetinize sunmak için bu gazozu vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olması için açıyorum. Benim Levent'im, ben açayım. Dur lan Yaşar, kırdı. Açıyorum. İbrahim Kola! Oğlum şunu adam gibi içsene. Çüş evladım, çüş. Oğlum mahsus mu yapıyorsun? Seni görünce benim içim donuyor. Bak hasta olursan sızlanma. Ya bana bir şey olmaz anne. Oh içim serinledi. Ulan inadına yapıyor işte bak, inadına yapıyor vallahi. Oğlum Aran, şu cep telefonunu versene, şu şirketi bir kere de ben arayayım. Babacığım yazık, günah, çok para yazıyor. Hem ben kaç kere aradım, sen arayacaksın da ne olacak? Ne olacağı var mı? Ulan zaten gazata veriyor parasını. Ben en büyükleriyle konuşurum onları. Tabii sen memurla konuşuyorsun, atlatıyor adam seni. Boşuna aramayın dede. Siz birkaç tane daha elektrik sobası alın, bu sene bağlanmaz o. Fatura gelince yürüsün sen elektriği. Ver dedim şu telefonu bana, ver. Orhan, bu kışı geçirmek için ev tutalım. Ha, olur. Alay mı ediyorsun Dermin ya? Hangi parayla? Hadi ara oğlum şunu bari sen ara. Şimdi aradım be baba. Aklımı kaçırtacaksınız ha? Olmaz o iş baba, olmaz. Ben dedeme bir tane daha battaniye getireyim. İster misin dedi. Ulan sen benimle alay mı ediyorsun ha? Sen aç da kendin... Hadi oğlum, hadi git kapıyı aç. Ulan gazhaneden gelmiş olmasınlar. Oo, Muhalle Hanım teyze, hoş geldin. Ay iyi günler çocuklar, iyi günler. Dondum Hilmi Bey, dondum. Olmaz, gideceğim bu evden. Buyurun, nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz Muhalle Hanım? Geçin şöyle efendim, şu battaniyenin altına Allah aşkına. Ah çok soğuk. Şöyle hemen. Oh. Efendim, ah, aman çok efendim, soğuk. Elleriniz buzlu olmuş, Allah korusun. Biz efendim, sabahtan beri gazhaneyi arıyorduk. Allah nasip edilse öyle etsin onları. Ah olmaz ki efendim, ben dul bir kadınım. Bu kadar para bağladık, ne dedilerse yaptık. Şimdi gaz vermiyorlar. Şikayet etmeli bunları Hilmi Bey, şikayet etmeli. Şikayet edeceğiz de şikayet edecek makam bulamıyoruz Muhalle Hanım. Orhan sabahtan beri arıyor. Evet, ya meşgul çıkıyor ya da başka yere havale ediyorlar. Kapasite yokmuş efendim, onun için bağlayamıyorlarmış. Esas kapasite sende yok oğlum, bir de gazetacı olacaksın. Hadi bakalım. Yaptık torpilini, bağlat şu gazı, görelim seni. Ya bu iş torpille olmuyor ki baba. Gazı yetmiyorsa adam ne yapsın? Aa, madem yetmiyordu niye apartmanlara mecburiyet koydular? Allah Allah, yakardık kömürümüzü, sıcacık otururduk. Kemiklerim dondu, öleceğim vallahi. Ne fırın çalışıyor ne ocak. Ay ne zamandır mideme sıcak bir çorba inme değil mi be? Bir şeyler yapın. Bir şeyler. Muhalle Hanım teyze, siz hiç merak etmeyin. Dedem bir telefon eder, hemen halleder o işi. Tabii, siz hiç merak etmeyin. Şimdi ben onlara gösteririm, derslerini veririm. Ver şu telefonu bakayım. Buyurun bana. Bakalım. Ne yapacaktık bunu? Yeşile bas baba, yeşile. Alın bakslık. Aa, çalıyor. Nasıl çıkartırmışım değil mi? Ha kızım, alo, gazane, gaz idaresi mi orası? Ya kızım, bana bak. Kızım dinlesene, dır konuşma be. Burada donduk diyorum. Vallahi seni müdürüne şikayet ederim. Sussana kızım. Bak kızım, Muhalle Hanım teyzen de dondu burada. Ya dır konuşuyor bu. Oraya baksana şuna. Alo hanımefendi. Otomatiğe bağlamışlar baba. Teypten konuşuyor. Desene boşuna konuştuk biz. Tabii boşuna konuştuk. Bant kaydı bu. Bağlamışlar otomatiğe, çekip gitmişler. Bant baba. Dedem bir çevirişte düşürdü işte. Ulan sen öyle üşümüyor musun ha?
Hadi kalk bize kola getir. Mahalle adın teyzenle içelim. Deveranı arttırır. Hadi. Isınırız biraz. Çok yaşa. Çok yaşa yavrum. Sağ ol. Bana gelenler geldi. Güya teknoloji nimetleriyle donatılmış bir evde oturuyoruz. Batsın böyle teknolojisi. Sistemi kuruyoruz da yürütemiyoruz Orhan. Şimdi sobalı bir evde olsaydık mis gibi ısınırdık. Ah kızıma. Biz koskoca evi mangalla sobayla ısıtırdık da bütün kışı nezle olmadan geçirirdik vallahi. Siz de o günleri bilirsiniz Muhalle Hanım değil mi? Şimdi el alemin gazına muhtaç olduk, kendi kömürümüzü arıyoruz. Burası bizim bahçe. Arka boşluk, aralık, hepsi koca bina olacak. Asansörlü, sıcak sulu, kaloriferli, 7 kat. Her katta 3'er daire. Peki hiç bahçe olmayacak mı burada? Oğlum ben bahçesi yapamam Fikret, bahçe, bahçe. Bahçeyi ne yapacaksın abi artık? Açacaksın pencereni, karşında tertemiz, betebeli binalara bakacaksın. Binalar diyorsun ama bu haritada hep arsa gözüküyor buralar. Buraları da yapılacak abi. Bitişik nizam, yer kaybı yok. Baktın mı mezbelelik bahçeler, çöplük arsalar görmeyeceksin artık. Vallahi ben açıyorum pencereyi. Tertemiz binaları seyrediyorum Hilmi abi. Ağaçtı, arsaydı öyle şeyler yok. Tabii. Yani insan kendini yabancı memleketlerde falan sanıyor. Fikret, bizim daire hangisi? Ha şurası yenge bak. 2 oda, 1 salon salomanje. Arka tarafa bakıyor. Artık sokak gürültüsünden rahatsız olmazsınız. Oğlum sen şimdi buralara da böyle bina yapılacak diyorsun. Ben duvara mı bakacağım oradan? Ben buna bak. Burası küçük görünüyor. Ne küçüğü küçük, abi? Küçük ne küçüğü ya? Küçük. 140 metrekare yer. Ne küçüğü? Sen projeye bakma. Peki bizim daire hangisi Fikret? Ha sizinki şurası abla bak. Abimlerin altı oluyor. Ha, gördün mü? Abimler 1. kattaydı. Evet. Bizimki de giriş katı oluyor yani. Aha. İyi be, bodrumu verseydin bari. Ben bodrum katında oturmam Fikret. Romatizmalarım arttı zaten. Sen karışma acaba. Biz şurada kardeş kardeşe konuşuyoruz. Bak dayı, giriş kat olunca metrekare kaybı var. Ne kadar bizim daire? Aferin be Mustafa. Sen bu işlerden çakıyorsun ha. Doğru söylüyorsun. Sizinki redo şose, 90 metrekare oluyor. Aa, katiyen kabul etmem efendim. Niye? Peki öteki dairelerimiz hangisi? Onları görelim. Hangi öteki? Öyle ya. Doğru söylüyor tabii, doğru söylüyor. Sen bize 2'şer daire vereceğim demiştin. Geri kalanı müteahhit payı demiştin. Kolay be abi, veririz ya. Veririz, sen merak etme. Görelim ama. Orhan. Görelim. Tamam. Buyurun neresi? Orhan Bey, siz de bakın. Buyurun. İşte. Evet. Şuradan, bir buradan, bir de buradan veririz size. Ne var yani? Kedi orası bodrum kat amca. E tamam. Ben bodrum katında oturamam Fikret. Romatizmalarım pek fena. E oturma, kiraya ver ya. Hayır efendim. Koskoca evden payıma düşen bir 90 metrekarecik bir giriş. Dünyada olmaz. Bodrum ayol. Ya ama vekalet verirken öyle konuşmuyordun ama. Nasıl? Bak şimdi sen bize ön taraftan 2'şer tane büyük daire veriyor musun vermiyor musun ondan haber ver. Vallahi kurtarmaz abi. Yani kalanları ben de satacağım da ölme şeyim ölme. Bana da bir çorba parası kalacak. Evet canım. Vallahi çok dua edersin Cemile abla. Odalar baştan başa çift mantarlı muşamba. Salon dersen ahşap parke. Böyle buradaki gibi tuvalete su atmak falan yok. Çekiyorsun sifonu fuş. Ya asansör var, kalorifer var. Açıyorsun musluğu sıcak su. Foşur foşur akıyor. Sonra öyle bakkala çakkala gitmek yok. Sesleniyorsun kapıcına. Alo Hilmi efendi. Ha, pardon abi pardon. Alo kapıcı efendi diyorsun. Her şey ayağına geliyor ya. Oh, hadi hayırlısı. Ya sonra öyle merdivenlere çıkmak yok abi. Merdivenlere falan çıkmak yok. Asansör var. Biliyorsun asansöre. Basıyorsun düğmesine. Zırt katındasın. Sevdin değil mi? Yaşa. Ulan bodrum katında giriş katını vermişsin. Biliyorsun asansöre. Zırt yukarı çıkıyorsun diyorsun. Kimin katına çıkıyorum lan? Bana bak, bu şartlarla olmaz bu iş. Unut sen bu işi. Ama Hilmi, banyo sıcak su, kalorifer var. Ya öldürecek bu ev beni. Biz de insan gibi yaşayalım biraz. Vallahi bana sorarsan apartman gibisi yok Cemile abla. E her tarafta elektrik fişi var. Tak fişi, yap ütünü. Öyle buradaki gibi tahta olmak falan yok. E bütün böyle muşambalar, bir bez atıyorsun, oh mis gibi tertemiz. E parkeler dersen cam cila ayna gibi. Banyo da önemli ama. Orada da sıcak su var mı? Tabii anam. Mutfakta, banyoda çifter çifter musluklar. Bir açıyorsun sıcak su, diğerinde soğuk su. Bir tane gömme banyo var, doldur içini sıcak suyla. Yat içine, yatıyor. Oh. İnşallah hepsi olur. İnşallah, inşallah yenge. Anne,
Ben kendime ayrı oda isterim ha. Öyle salonda falan yatmam. Tamam çocuğum. Anne. Ben de kendime ayrı oda isterim. Ama dayımın bize vereceği topu topu iki odayla bir salon. E o zaman olmaz tabii. Dur bakalım oğlum. Hilmi abim onları konuşacak. Doğru dürüst bir yer alır o. Sen karışma dedim Cabbar. Verdiklerim hep sizler için zaten ya. Bana bir şey kalmıyor ki. Ulan sizler için diyorsun, ne veriyorsun be? Abi benim istem düştükten sonra vallahi bana bir şey kalmıyor ya. Ah canım. Madem öyle, sen benim kardeşimsin. Ha yaşa. Zarar etmeni istemem. Sağ ol. Vazgeçtim bu işten. He? Vazgeçtim ulan. Niye ya? Allah canımı alsın da kurtulayım. Öldürecek bu ev beni ya. Gir o bodrumlara da sok ararsın sonra burayı. Bu evin de aranacak yeri kalmadı yani abi. Orhan. Mustafa, gelin bakayım buraya. Ya yok dayı ya. Gel Mustafa, gelin dedim. Ne olacak abi? Burada. Orhan. Bir alt anlamıyorum ben bunu. Seçin şuradan ikişer dahiye, tamam mı? Bu herife kalsa çünkü bizi cenabet bir takım yerlere sokacak, hadi. Rica ederim abi, ben öyle şey yapar mıyım sizlere ya? Ya tamam işte baba, şu ve şu. Ne? Hemen altındaki iki tane de Mustafa'ların. Bunlar olur dayı. O zaman oturmaya ve kiraya vermeye işimize yararlar. Oh iyi be. Alın apartmanın anahtarlarını vereyim bari size. Vay uyanıklar vay. Ama amcacığım bu evin arsası zaten 450 metrekare. E ne olmuş? E üçer daireden 7 kat yapılıyor. E izin ver o kadar da bizim kazancımız olsun. Başkası yarı yarıya veriyor dayı. Oğlum şuraya benden başka 7 kat yapacak enayi bulursanız hemen verin. İmar planı 4 kat ulan. O ilave 3 katın müsaadesini bana hatır için verdiler. Çocukların seçtiği beğendiği daireler olursa olur bu iş. Fikret. Biri senin, biri abinin isteğine göre olsun. Kurtar beni bu evden. Ben de birazcık apartmanda oturayım ne olur. Bak öyle olursa olur Fikret. Bir senden bir bizden hadi. Büyüğünde otururuz. Mustafa'ya da bir oda düşer. Münasiptir. Fikret. Kocacığım bir oluru yok mu bunun ha? Hayır efendim. Çocukların beğendiği, seçtiği daireler olmazsa bu iş burada biter. Aa abi sen de ne inişe varsın ne yokuşa varsın ya. Olmuyor ama. Vekaleti verdiniz, projeler çizildi, imardan geçti, her şey bitti. Sen hala direniyorsun. Ben o daireleri veremem. Nah bitti. Çıkmıyorum ulan. Sıkıysa yıktır. Tüfeği elime alırım. Son direği yıkılana kadar vuruşmazsam bana da Hilmi demesinler. Şu Alaaddin'i yaksak Hilmi abi. Burası soğudu. Olmaz Cabbar, olmaz. Zaten gaz yok. Özden gelsin sonra yakarız. Cabbar 2 litre gaz getirmiş Hilmi, eksik olmasın. Yaşa be Cabbar. Nereden buldun sen gazı? Benim dolaşmadığım yer kalmadı bugün. Yok oğlu yok ha. İzmit'ten bir arkadaşım 2 litre bulmuş getirdi. Rafineriden torpil yaptırıp almış. Vallahi aslansın be. Bu cenabet elektrikte bugün 3 defa gitti geldi yani. Belli saatlerde kesseler de bilsek Hilmi abi. Kız da tam gelecek günü buldu. Elektrikler kesik, sular akmaz, kalorifer yanmaz. İnsanın eski evini arayacağı geliyor. Ya gördünüz mü Cemile Hanım? Buyurun bakalım. O merhaneden kurtulmak için kıç atıyordunuz. Çok şükür. Burhanettin Bey'in evinde hiçbir eksiğimiz yoktu ama böyle Burhanettin Palas olunca muhacir kampına döndük. Bak bakalım şimdi bu yanmayan kaloriferlere, akmayan sıcak su musluklarına alın. Modern evde oturuyoruz diye kına yakın efendim. Canım şey için söyledim Hilmi. Canım Allah'a şükür evimiz güzel de her şey elektriğe bağlı abi. Bir kesiliyor ne hidrofor suyu basıyor ne kalorifer yanıyor. Şekil olarak modern dünyaya uyuyoruz da onu devam ettirecek en basit şeyi halledemiyoruz. Biz çocukluğumuzda bile gaz lambasını pek kullanmadık Nermin. Gözümüzü açtık, elektriği gördük biz. Öyle değil mi Hilmi abi? Alın size işte apartman dairesi. Benim evimin suyu da akardı, sobası da yanardı. Böyle elektrikte zırt pırt kesilmezdi. Özden uçağa inmiş midir Nermin? Çoktan inmiştir anne, neredeyse gelir. İyi ki Orhan'la Mustafa karşılamaya gittiler. Yoksa ya. Kız bu karanlıkta yolunu bulamazdı. Ah geldi. Elektrik gibisi var mı Hilmi abi? Ay gideyim Özden'in yatağını yapayım yarım kaldı. Aa, ben yaparım anne. Dur ben de yardım edeyim. Hadi. Cabbar. Rahmetli annem. Allah şu Edison kuluna inşallah hak dinini nasip eder derdi. Hatırladın mı ha? Ya. Hanım anneciğim. Ne ferasetli kadındı. Evet. Allah rahmet eylesin. Hatırlamaz mıyım?
Şu lambayı söndüreyim Hilmi abi, boşuna gaz harcamasın. Bırak, hele bir dursun. Bu cenabetin ne zaman gideceği belli. Allah kahretsin. Oğlan bak ağzınızdaymış. Allah o elektrik idaresinin cezasını versin. Ulan evde ne kadar elektrikli alet varsa hepsi bozulacak. Ödüm patlıyor, şu televizyonu açamıyorum. Cabbar yahu. Bizim Nurilerin buzdolabı böyle yandı Hilmi abi. Ben evdeki bütün elektrikli aletlerinin fişini çekip öyle geldim. Kapı. Hayrola? Açtım. Orhan beyler geldi Cabbar abi. Abi nerede lan? Ben valizleri çıkarmak için bekliyordum. Onlar da asansöre binmişler. Asansör kat arasında kaldı. Ben şimdi asansörü çıkarmaya gidiyorum. Görüyor musun? Asansör kaldı. Asansör mü kaldı? Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Özden deli olmuştur. Kapıcı yukarı çıktı baba. Şimdi gelin. Aman geçti. Aman geçti. Kokla bakayım. Aman güzel kızım benim Çakır kızım. Özden bak geçti ya. Kurtuldun evladım. Biz alıştık ama Özden abla Amerika'da böyle şeyler görmediği için korktu. Biraz kalsın o da alışır. Bekle ki var olmuş hanımefendi. Ay canım. Buyurun. Dayı, Amerika'da elektrik kesintisi diye bir olay yok ki. Kız o yüzden resmen şok geçirdi tabii. Burası Türkiye. Bizim şartlarımızda böyle. Beğenmiyorsa gelmesin. Bir haftalığına misafir geldi Orhan. Kızın tadını kaçırma. Kapat eski defterleri lütfen. Tamam enişte, tamam. Biz de kapattık zaten. Siz de korkuttum hadi. Ama öyle kapalı lifte kalınca öleceğim sandım. Nerede kalmış? Lifte dayı, lifte. Asansörde yani. İyi kızım şunun Türkçesini söylesene be. Asansör, asansör. Bizim Amerika'da böyle bir şey olsa yer yerinden oynar baba. Biz alıştık kızım artık. Siz Amerikalılar da yani korkak millet. Hemen 3,5 atıyorlar. Ne olmuş sanki yani 200 saat ışık kesildiyse. Ne? 2-3 saat mi? Aman baba! 3. Dünya Savaş çıkıp Sovyetler atom bombası atsa Amerika bu kadar ışıksız kalmaz. Hemen devreye gizli jenerator girer. 5 dakikada elektriği verirler. Lan hay senin Amerika'da. Orhan lütfen söz vermiştin ama. Özden istersen banyoya gir. Bir yol yorgunluğunu atarsın hadi. Ben de onu söyleyecektim çok iyi olur. Bu burada acayip bir koku var. Gaz kokuyor kızım gaz. Alaaddin'den geliyor. Hangi Alaaddin? Soba kızım lan işte lan bu gaz sobası. Türkiye'de hala bununla mı ısınılıyor? İlkel. İlkel senin babandır be. O gazı bulup da yaktığımıza şükresen sobayı. Türkiye'de petrol sıkıntısı var abla, gaz da yok. Eniştem senin için bulup gelmiş, onu yaktık. Çocuk ta İzmitlerden getirdi. Rafineriden torpille almış. Kaloriferiniz var ama. Var ama elektrikler sık sık kesildiği için randımanlı yanmıyor. Elektrik kesilince su da akmıyor. Sen bir an önce banyoya gir hadi. Banyo soğuktur, üşümeyesin kızım. Şöyle bir dökün çık. Nasıl yaşıyorsunuz bu memlekette anne? Yaşıyoruz kızım. Güney Amerika ülkeleri bile böyle değil. Bizim memleketimiz iyidir kızım. Biz ne sıkıntılar geçirdik ama hepsi gelip geçti. Işık yok, su yok, petrol yok. Aman Allah'ım! Işıklar gitti, ya. Banyo da yok. Otur öyle kirin yapasında memleketini kötülemek neymiş gör. İşe geç başladınız Şakir Bey. Kış ortasında böyle kepazelik olmaz. Yazın yapacaktınız. Kış gelince de gaz işini halledecektiniz. Parayı zamanında toplayamadık ki hanımefendi. Para deyince herkes kaçıyor. Ama laf atmaya gelince maşallah kimse lafını esirgemiyor. Evet biz de o yüzden geciktik baba. Ben bu dul halimle trinka para ödedim. Geç bırakanların ceremesini çekiyoruz. Vallahi Şakir Bey evi terk edip gidecek duruma geldik. Çamaşırlarımızı bile arkadaşlarıma gidip yıkıyorum. Ben de ayıptır söylemesi süt kardeşimin evine gidip banyo yapıyorum. Paramız da kepaze olduk. Biz de yapın. Muhalle Hanımcığım biz de yapın. Gitken vallahi üşütürsünüz. Biz o işi piknik tüpüyle hallettik. Bizim banyo çok mahfuz. Gayet iyi ısınıyor. Ha biz de yapın. Kim? Benim telefonum. Dedik. Alo. Kim? Bir dakika. Alo! Kim? Sen misin Rasim Efendi? Tek tek konuş oğlum, bağırmadan anlaşılmıyor. Biz ne yapıyoruz burada? Söyle onlara, çare arıyoruz, çare. Ne? Tamam, gel buradan anlat, gel burada anlat, hadi. Tamam be. Şu telefonu çıkartmışken, bir de şu gazhaneyi arasanız, gaz şirketini babacığım, arasanız. Babacığım, geç oldu, kapanmıştır orası, kapandı artık.
Oğlum, oğlum! En büyüğü kimse onu vallahi yatağından kaldırıp söylemek lazım. Bu işin mesaimisi olurmuş be! Millet soğuktan kırılıyor. Heh. Baksana şu Rasim'dir. Gaz şirketinden gelmiş olabilirler, yok, yok. Gazhaneden. Bu saatte kim gelir baba gazhaneden Allah aşkına ya? İyi akşamlar. Oğlum, sana o telefonu verdiysek arandın da bulunasın diye verdik. Öyle burnumun dibinde cık cık ne arayıp duruyorsun? İki basamak çıkıver. Nerede olduğunuz yenge bile bilmiyordu Şakir Bey. Onun için aradım. Oyuncak değil o. Biz seni arayacağız, sen bizi değil. Para yazıyor, para. Bakacağım o dökümlü faturaya. Bakın. Ha, bir cep telefonumuz eksikti Mahalle Hanım. Biliyor musunuz? Bunun masrafı da bizden çıkıyor. Vallahi ben de perişan oldum Hilmi Bey. Affedersiniz, 100 numarada bile rahat bırakmıyorlar insanı. Baba, gazeteden arıyorlar. Vallahi Rasim Efendi de haklı aslında. Alo, ha merhaba Ahmet, ne haber koçum? Şşt, gazeteci bey kardeşim, bir torpil bize, bir torpil. Baba bak, bir dakika, baba yavaş, bir dakika, konuşamıyorum. Sesin olduğu gibi buraya gidiyorum, bir dur baba. Ya alo. Gitsin, ben de sesim gitsin diye yapıyorum evladım. Ahmet, oğlum, Ahmet. Ahmet Bey oğlum, bak bu bizim mıymıntı hiçbir iş beceremiyor. Bari siz bir torpil baba, bir dakika, bulun bize. Baba, babam, Ahmet, babam ya. Ya boş ver sen ne dediğine be kardeşim. Boş ver sen, ha. Apartmanda şey yok, doğalgaz yok. Toplandık hep beraber bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Evet. Ne bileyim, perişan olduk ya. Hattı buraya kadar getirdiler. Kapasite mi yokmuş, ne bir şey yokmuş, öyle bir şey diyorlar. Ha? Kim? Tabii, kimin telefonu çaldı? Ha? Şey... Yapar mı? Alo! Vallahi billahi yapar. Alo! Be. Hadi be arkadaşım. Alo! Nasıl? Aslanım nasıl? Cama geç, cama. Sen... Bir dakika. Ha? Alo. Duyamadım. Kimin? Alo! 7 numaramı... Tamam. Alo! Tamam. Bağırmadan! Oldu. Yaş. Tamam koç. Şimdi işim var, gelemem efendim. Geçen sefer mi söylemiş? Var. Tamam, ben şimdi bakacağım. Doğru yapacağım efendim. Hah, benim. Hayır, birinci kısmı mı, ikinci kısmı mı istiyorsun sen? Alo! Bir dakika. Ha. Ya çok gürültü oluyor diyorum, duyamıyorum. Birazcık sen konuş, anlayamadım ki ne söylediğini. Gel! Ha? Ha Şükrancığım sen misin? Ya burada toplantı var. Ya herkes gel, ne bileyim. Orhan Beylerdeyim. Evet. İnanmıyor musun efendim, niye inanmıyorsun? Yavrum, kim? Vallahi gaz iş. Tamam, onu bilmiyoruz canım. Bu adam gibi oğlum onu oraya. Öbür telefonla konuşuyorum. Geçmedi mi sana peki faks? Herkes konuşuyor, ondan gürültü var. Nasıl geçmez be kardeşim ya? Faksla birlikte gönderdik diyorum ben bu gazeteye. İnanmıyorsunuz. Almadı. Orhan Bey. Ha, bir dakika. Burada olduğunu söyler. Burada, burada. Kim duydu mu? Buradaymış adamın karı şey yapıyor. Buradaymış diyor. İnanmıyorum. Ya alo. He. Tamam diyorum. Alo. İnandın mı? Ben gönderdim. Orhan Bey, Şükran Hanım. Hamdi Bey abi. Alo. Hamdi Bey. Alo Şükran Hanım. Anne. Bir dakika ya oğlum. Karıştırdın mı? Manzarayı görüyor musun? Biz çağ atlamadık, çağlar arasında bir ileri bir geri seksek oynuyoruz. Laf cambazlığı yapma diyorum, donuyorum. Ya şuraya baksana anne, ilk çağ koşullarını yaşıyoruz. Neredeyse bir mağara ateşi yakacağız. Ama haberleşmede teknoloji çağını açtık bile. Bu kadar cep telefonu Amerika'da bile yoktur. O da bizim görgüsüzlüğümüz oğlum. Odadan odaya cep telefonuyla konuşuyorlar. Ama sen hatırlar mısın bilmiyorum, 80'lerin sonuna kadar Ankara ile bile yarım gün bekleyip öyle konuşuyorduk. Hmm, evet. Hayır abi beyciğim. Tamam, biraz yavaş. Tamam abi. Sayfa kaçtı. Tamam. Ya bir dakika, ben yanabilirim. Duyamıyorum ki seni. Bir dakika. 2000. Vah ya. Bir sesini duysam dünyalar benim olacak. Ya bu 8'den beri bekliyoruz oğlum ya. Neredeyse gece yarısı oldu. Ne zaman bağlayacaklar bunu ha? Vay yavrum. Ne zaman bağlanırsa baba. Amerika bu, geç bağlanıyor. Vay yavrucuğum, vay. Anne, anne Allah aşkına bırak şu sızlanmayı ya. Onlara bir şey olmamıştır. Boşu boşuna ortalığı telaşa veriyorsun. Yani bir sesini duysam kâfi. Televizyonda gösterdiler, görmedin mi? Tayfun her tarafı dümdüz etmiş. Ne o, bir de ona bir böyle... İsim koymuşlar. Ne o? Juliet fırtınası baba. Ulan zaten bütün felaketlere kadın adı takarlar. Adamlar tahribatın hangi cinsten geldiğini biliyor. E tabi baba, bir de koca karı fırtınası var ya. Doğru ya Berdel Acuz. Koca karı fırtınası. Ne yapıyorsa bu kadınlar yapıyor. Öyle değil mi Cemile? Hilmi, hiç eğlenecek halim yok. Öküz fırtınasını da sizler için söylemişler herhalde. Hadi bakalım. Alo. Hadi. Alo.
Erzincan bekleyen kırmızı telefona. Tamam, bizim değilmiş, bizim değilmiş. Ay senin, ben her ay, hava. Ay, geç kalmasak, 4 saattir bekliyoruz. Nasıl? Yani anne, Allah korusun, geç kalsak ne yapacağız? Buradan ta Amerikalara yardıma gidecek halimiz yok herhalde, değil mi? Ulan, bir gazeteden bağlattıramadım şunu, ben nöbete koydum bizi burada. Ya kardeşim, daha çok bekleyecek miyiz ya? Ne kadar bekleyeceğiz ya? Ne zaman bağlayacaklar şunu ya? Siz nereye bekliyordunuz amca? Amerika'yı bekliyorduk. Ben kızımla konuşacaktım. Yıldırım bağlattık, yıldırım bağlattık. Orada tayfun olmuş. Ya hayatından endişe ediyoruz. Ne olur çabuk bağlasınlar. Ben burada 3 saattir Edirne bekliyorum ya. Çıkmadı ta. Koskoca bir Amerika bu mesela. Sabaha kadar çıkar, ay çıkmaz kim bile. Orhan duydun mu sabaha kadar diyor. Vah yavrum vah, ne yaparsın? Tamam. Sıranızda 3 kişi varmış amca, bekleyeceksiniz. Ulan uçağa binseydik yarı yola almıştık vallahi ya. Yani şu Özden'de de hiç düşünce yok ha. İnsan bir telgraf çeker be. Ya zaten bunda düşünce olsa ailesini bırakıp cehennemin dibine gider miydi? Ne biçim konuşuyorsun be? O senin ablan. Sağ olup olmadığını bile bilmiyoruz da. Ya anne konuş be kadın, sen de ama. Kadın Allah aşkına babadan bir şeyler. İnşallah bizim gider. Alo. 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 Edirne kırmızı telefon. Allah'ım kardeşim ya. Ne bitmez 3 kişiymiş bu. Şunu sorsana santrala, unutmasın. Bir daha sorsun hadi. Bekleyeceksin amca. Ta Amerika'yı bağlıyorlar. Hiçbir 3 saatte bağlanmıyor bazen. Ben ne yapayım? Bu işin bir kolayı yok mu evladım? Bizimki hayat memat meselesi. Bizi öyle alamaz mısınız? Anacığım, canım hocam. Anacığım. Bak bu kadar zaman bekledik. Biraz sabırlı ol. Biraz daha bekleyelim. Hadi. Hadi. Alo. 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 Amerika'yı bağlıyorlar. Ay, ben konuşayım. Yeşil telefon, yeşil telefon. Yeşil telefon diyor baba. Geçin ya. Hadi ben bir ses duyuyorum. Alo. Alo Özden kızım. Alo Özden. Dur kız. Alo Özden, babam Hilmi, baban. Alo. Baba bir ses geliyor mu? Bir şey duyabiliyor musun? Yok, duyulmuyor. Bir takım cazır cazır şeyler geliyor, ses yok. Alo kızım Özden ben. Ver bakayım bir sesini duyayım ben, ne olur. Alo kızım Özden, sizin orada su baskını olmuş yavrum. Halılar mallar ıslanıyor. Alo. Ver bir dakika şunu bana ya. Ver. Seslen, seslen. Şerif Ali, Şerif Ali ya. Yok be ya, yok be ya. Ya yanında bir aile var ya. Ya sen Amerika'da kızları mı ne varmış? Ya bir dakika ya. Sel götürmüş Amerika'yı. Sel, sel. Dur, su içinde kalmış her şey. Alo. Yok be ya. Burada bir damlacık su yok be ya. Amerikan'da, Amerikan'da. Duymaz mısın be ya? Yandaki adam kıçını yırtıyor be ya. Gel sen alo. Şu telefonu ver ya. Alo. Özden. Ya duymadım. Annen de burada bak Meryem. Annem burada duyabiliyor sana. Alo Özden kızım. Sizde hasar var mı? Hasar baskından. Kardeşim. Kardeşim baksana bir dakika, bir şey görüşemiyoruz ki burada. Sen iyi misin? Bağlandı beyefendi, biraz bağırın. Özledim sesini, alo. Hadi biraz alo, alo. Ben bağırsın bakayım. Alo. Özledim. Alo. Dur, alo. Alo. Kesin mi? Alo. Alo. Kardeşim biz bir şey görüşemiyoruz ki. Konuş kadın ya. Süre doldu efendim, süre. Dış hatlar çok kalabalık. Süreli bağlıyorlar. Anne, alo. Aman anne. Alo. Anne, baba, alo. Ya boşu boşuna bağırmayın. Süremiz bitmiş. Görüşme kesildi. Hadi. Ne süresi bitmiş? Bittiniz. Ulan konuşmadık ki kimseyle. Ne süresi olacak? Kapı senedi. Arkasında bir yer. Yok. Tamam. Borcunuz 1300 lira. Ya 1300 lira. Konuşmadık ki kardeşim. Karşımızda kimse yoktu ki. Ne 1300'ü ya o? Ay, ben bir ara duyar gibi oldum ama yani. Bakın teyze duydum diyor. Demek ki konuşmuşsunuz. Ya kardeşim bakın gerçekten konuşamadık. Annem duyduğunu sandı. Kardeşim herkese duyacak halimiz yok. Konuşsaydınız borcunuz 1300 lira. Makbuzunuzu kesiyorum hadi. Ya Orhan şimdi konuşmadığımız telefon için 1300 lira mı ödeyeceğiz? Hayır. Evet ödeyeceğiz baba. Santral bağlandı diyorsa bağlanmıştır. Sonra bu arkadaştan sorarlar hesabını. Konuşamadığımız telefona 1300 lira ödeyeceğiz be. Vay be. Neredeyse emekli maaşım. Oğlum Orhan. Şu Amerika'daki tayfun meğer Türkiye'de olmuş. Maaşa takviye için herhalde bir tütüncü dükkanı açmamız icap edecek. Hadi Cemile yürü. Affedersiniz, Cemile Barnes burada mı oturuyor? Hayır, burada oturmuyor. Kendisiyle görüşmek istiyordum. Ansiklopedi gibi şeyler satıyor. Çocukları iyi ki şuraya açtılar Hilmi abi. Özel bir şey. Sana da bir meşgale oldu. Valla ben bir şey anlamıyorum ki. Zaten gelen kendisi oradan kaseti arayıp buluyor ama işin profesörü... Hiçbir şeyin tadı olmuyor.
Aksi. Ne zaman baksan hep aynı filmi seyrediyorsunuz. Aynı kadınlar, adamlar. Cevaplar, daha nasıl seyrediyoruz? Tabii aynı artistler. Gözün kör olsun Emi Ceyar, gül gibi karının üstüne. Suelinde Fettan abla çalmadan oynayan cinsten. Ulan zaten televizyonda seyrediyorsunuz. Bir de burada seyretmenin alemi mi var be? Vallahi bakın bu son olsun. Burası sinema salonu değil. Aa Hilmi, al eve bir video, buraya gelmeyelim. Abi bu televizyonda henüz yayınlanmamış bölüm. Ay herkesten önce görüp konuşması hoş oluyor. İyi ki şu video dükkanını açtım. Ben bir bok anlamıyorum Asiye. Bu video belasını başıma bu Orhan'la Mustafa açtı. Meşgale Hilmi abi. 3-5 de kazanıyoruz. Nasıl olsa dükkan boş duruyor. Babi ve mimar gelmişler. Amca, Jals'ın son bölümü geldi mi? Vallahi bilmiyorum kız. Bir de orada kendini arayıştı. Bizimkilerin seyrettiğini soruyor hanım kızım Hilmi abi. Aa, o galiba. Onu görmemiştim işte. Bir tane de ben alabilir miyim amca? Kızım o tek kopya bak orada izliyorlar. Bitsin sonra veririm, bekle. Aman! Daha yeni başladı. Çok beklersin kızım. Sen yarın gel. Ay yarına kadar gözüm uyku girmez teyze. Lan o senin sorunun. Aa Bobby. Bobby nereden geliyor? Sevgilisini bıraktı, çiftliğe dönüyor. Gel şöyle sessizce seyret. O cikleti de kapat ağzını ha. Çiftçiliğe merak. Dallas'ın yeni bölümü gelecekti. Orhan Bey akşamüstü gelin demişti. Hazır mı? Aa bak bak müziğe ne oynuyor. Vallahi o gel kız seyredelim. Gel bakalım gel. Hiçbir şeyden kaçmadı. Hilmi abi. İçerisi kalabalık olmadı mı? Havasız kaldı. Yani birazdan kapatırız olur biter canım. Ceyar ve buradaki herkes kadar hakkım var. Anlaşıldı mı? Ne seyrediyor bunlar? Dallas'mış. Evladım, şu sandalyeni verir misin biraz? Bacaklarım ağrıyor. Tabii hanımefendi. Al hanım, al şunu abi. Hilmi abi, al kızım. Ben çıkıyorum. Nefesim daraldı. Ben de şunu, ben de çıkıyorum. Şimdi artık bundan sonra seyretsinler bakalım kulaklarının arkasını Cemile Hanım'la Asiye Hanım. Ulan sinema salonuna döndürdüler burayı be! Bilet keselim bari. Kaset kirasından iyidir. Devamı biletler başlıyor! Hayrola baba, ne oldu ya? Ne ne oldusu? Gir anana sor. Dallas'ı seyredeceğim diye tutturdular. Giren karı takıldı. Oğlum bana bak. Ben bu işi bundan sonra yapamayacağım bilmiş ol ha. Hilmi abim haklı Orhan. Bu iş bize göre değil. Açalım şurada bir tütüncü dükkanı daha rahat. Bırak şu tütüncü dükkanı lafını artık ya. Şimdi herkes videoculuk yapıyor. Bu iş teknolojinin ticaret dünyasına yepyeni bir hizmeti. Vallahi millet takır takır para basıyor ya. Efendim, içeride bir olay mı var? Kadın berbatı devam mı başlıyor? Yok beyefendi, olay falan yok. Şimdi içeride videoya bir örnek bant koydular. Hanımlar da seyretmek istediler, onun için yani. Bizimkiler Dallas'ı seyrediyordu, öbür hanımlar da meraklandı memur bey. Efendi, burası resmen sinema gibi olmuş. Bu herif de bilet var, bilet var diye bağırıyor. Bilet var, devamlı! Siz ona bakmayın memur bey, biraz şeycedir. Yaşar, hadi oğlum. Hilmi abinin başını derde sokma, hadi. Ya ne olmuş sinemaysa, ha sinema abi de o. Olur mu bey amca? Sinema için ruhsat lazım, belediyeden izin lazım. Kaç para aldın bunlardan sen? Ne parası ulan, ha? Ya. Sen ne diyorsun memur efendi? Baba, ha? baba ne? Ne olur lütfen biraz dayı. Sakin ol beyefendi. Şimdi şöyle izah edeyim. Neyi izah ediyorsun lan? Herkes kendi işini bilsin. Sen polisten git, hırsızla uğursuzla uğraş be. Bey amca, devletin polisine böyle hakaret edemezsin sen. Ulan bana bak. Ben kiminle nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim Dürzü? Dayı. Bana bak, vallahi seni amirlerine şikayet ederim, yanarsın sonra ha. Özellikle baba. Yürü kız. Ne oluyor baba içeride? Amma merak çekme. Amca çıkın diye. Yürü. Hanımefendi bilek bak. Kardeşim içeride sıcaktan bayıl oldu galiba. Ya kendine bir yıldır gebersin çıkın. Bu dükkan kimin bu dükkan? Benim. Ne olacak? Puh! Yaşından başından utan. Aleni ahlaksızlık. Bant'ın sonuna Mickey filmlerini ekleyip kadınlara seyrettirmeye utanmıyor musun? Senin işin bitik ihtiyar. Yürü karakola. Aman aman beyefendi, aman izah edeyim. O bant daha yeni geldi, biz içinde ne olduğunu bilmiyorduk. Gerçekten babamın bir suçu yok bu işte. Ben anlamam. Bunu hakime anlatırsınız. Mickey neymiş Hilmi abi? Ne diyor bu memur efendi? Mickey ne demek ulan oran? Yani porno baba. Porno? Affedersin, fuhuş gibi bir şey. Ulan
Kim eklemiş o filmin sonunu, onun Miki miydi Miki? Ya işte baba, teknoloji bu. Koyuyorsun kaseti, yapıyorsun kaydını, seyretmeden de bir şey anlamıyorsun. Ay köpek işesin öyle teknolojiye. Yani şimdi ben bu yaştan sonra teknolojik pezevenk mi oldum? Maalesef baba. Oğlum sen bir telefon edip hatırlatıver şu Ahmet Bey'e. Belki unutmuştur. Babacığım, çocuk şirketin genel müdür yardımcısını tanıyormuş. Konuşup bana haber verecek. Ne olur bekleyelim. Sıkıştırmayın çocuğu Hilmi Bey. O işini bilir. Tanımadığı yok maşallah. İki güne kadar bağlasalar razıyım. Bir aydan önce olmaz o iş. Açma şu uğursuz ağzını be. Bir kere de hayra konuş da şu işimiz rast gitsin. Heh. Alo. Hah. Ahmetciğim merhaba. Merhaba. Hah. Ne? Yaşa be. Tanıyor muymuş? Ha bir dakika. Bir dakika dur yazıyorum. Tamam. Ver bakayım söyle yazıyorum. Yazıyorum tamam. Gece vakti ayıp olmaz değil mi? Ha? Tamam şimdi arayacağım. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Herkes teşekkür ediyor sana. Sağ ol. Sağ ol. Oldu mu? Oldu mu? Dur baba oldu galiba. Adam bizim tarafın projelerini biliyormuş. Arasın bana açık adresini versin demiş. Aman yarabbim çok şükür ıstırap bitiyor. Evet. Bravo Orhan Bey oğlum bravo. Aferin Ahmet'e bak atlamadı aradı. Çok candan arkadaştır zaten. Evet. Ulan banyoya bir gireceğim bir hafta zor çıkartırsın. Aa. Baba hadi telefon et. Geç oluyor adam yatmasın. Doğru oğlum haklısın. Baba ne olursun ses çıkarma baba. Adam bak genel müdür yardımcısı çok ayıp olur oldu mu? Tamam evladım tamam hadi inşallah muaylan inşallah. İnşallah. Alo, iyi akşamlar efendim. Mithat Bey'le mi görüşüyorum beyefendi? Evet, ben Orhan efendim, ben Ahmet'in arkadaşıyım. Bu saatte rahatsız ettiğim için özür diliyorum. Evet, Ahmet'e arasın demişsiniz de ben onun için şey ettim efendim. Evet. Estağfurullah efendim, sizin emriniz olur. Ne demek beyefendi? Evet, gerçekten çok zor durumdayız beyefendi. Çok zor durumdayız. Babam hasta, ölüyor de. Baba lütfen. Evet. Adres mi? Evet efendim, tam isabet buyurduğunuz gibi. Evet, köşedeki bina. Hayır, tesisatımız hazır beyefendi. Projemiz de tamam. Fakat şey dediler, kapasite yokmuş dediler efendim. Evet. Allah sizden razı olsun beyefendi. Çok çok teşekkürler efendim, sağ olun. Pardon, ne buyurdunuz? 20 gün mü? Ne yapalım? Çok teşekkürler efendim, ilginize teşekkür ederiz. Saygılar efendim. Ulan herife bak 20 gün dedi. Versene oğlum şu telefonu bana. Versene şu telefonu bakayım. Ne oldu Orhan? Ne oldu? 20 güne kadar yaparız dedi. 20 güne benim cenazem çıkar. Taşınalım. Bu evden taşınalım. Bu evden değil. Bu ülkeden gitmek lazım anne. Nermin. Nermin. Çantamı hazırla benim. Hayrola baba? Nereye gece yarısı? Muhale Hanım'la birlikte otele taşınıyoruz. Hadi hazırlanın bakalım Muhale Hanım. Nasıl olur? İkimiz birlikte söz olur. Sözmez olmaz. Tutarız yan yana iki oda, yaparız sıcacık banyolarımızı. Soğuktan öldü diyeceklerine sefa sürüp öldü desinler otelde.